Evet, belgemiz bu arkadaşlar. Şimdiki okuyacağımız belge. Şurada hüve, yani hu diye de okuyabiliriz. Daha sonra arkadaşlar şurayı okuyoruz. Harbiye Nezaretine, bugünkü Genelkurmay Başkanlığı ya da Milli Savunma Bakanlığı diyebileceğimiz bir kurum. Tahrirat Dairesi Şifre Kalemi, Musul Valisi Memduh Bey Efendi Hazretlerine. Arkadaşlar burası belgenin çıktığı yer. Osmanlı'da Harbiye Nezareti nereye yazmış? Kendi emri altındaki Musul Valisi Memduh Bey Efendi'ye yazmış. Şifre, yani gizli bir belge, önemli bir belge. Zaten ne diyor burada da? Mahrem ve müstaceldir. Evet, çok önemli ve gizli, ayrıca aceledir deniliyor. Bu kadar önemli ve acil olan neymiş? Okumaya çalışalım. Bitlisli Bediüzzaman-ı Said-i Kürdi. Bitlisli Bediüzzaman-ı Said-i Kürdi. Kürdi burası. Bey tarafı alilerince, kendi tarafınca Bitlis Gönüllü Kumandanlığı. Bitlis Gönüllü Kumandanlığı. Yani Rusların istilası hengamında Bitlis'te gönüllü kumandanlık yaptığı, vazifesiyle tavzif olunduğu, gönüllü kumandalık yaptığını ve Muş'un da düşmesinde orada kalan 12 topu kurtararak Bitlis muharebesine iştirak ile orada mecruhen, yani yaralanmış, gazi olmuş, esir düştüğü ve bu defa firaren, firari olarak tahlisi nefs ile, yani canını kurtararak der saadete geldiğini beyan ediyorsa da buna dair buraca, yani Harbiye Nezaretince bir günah malumat mevcut olmadığından, yani bizim resmi kayıtlarda böyle bir bilgi mevcut olmadığından bu konudaki malumat, bu baptaki malumat, bilgi ve mütalaanın inbası mütemennadır. Yani bu konudaki bilginin doğruluğu anlaşılması isteniyor. Nereye? Musul Valisi Memduh Bey tarafından gönderilmiş bir yazı. Demek ki o zamanlar oraya bağlı imiş Harbiye Nezaretince. Burada muamelat yazıyor. Yani birine evrak numarası, muamele kayıt numarası 5593. Harbiye Nazırı namına Kazım. Harbiye Nazırı namına Kazım. Burada ne var? Aslına mutabıktır. Aslına uygundur. Ya da günümüz ifadelerinde olduğu gibi aslı gibidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, YouTube'da Zafersiz kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.